Merhaba arkadaşlar, elektrolizin 7. videosundayız. Bu videoda da Faraday'ın 2. elektroliz kanununu inceleyeceğiz sizlerle. Dolayısıyla burada 2. elektroliz kanunu ve bunun uygulamalarını öğreneceksiniz arkadaşlar. Ee, hadi gelin başlayalım. Faraday'ın 2. elektroliz kanununa göre arkadaşlar, farklı elektrolitlerden eşit miktarda elektrik yükü geçirildiğinde anot ve katotta meydana gelen kütle değişimi İyonların eşdeğer kütleleriyle doğru orantılıdır diyor. Şimdi bu tanımdan şu an hiçbir şey anlaşılmıyor. Biz bunu aşama aşama işleyerek gideceğiz. Eşdeğer kütleyi birazdan tanımlayacağız falan falan. Basitçe başlayalım. Şimdi bu kural aslında arkadaşlar seri bağlı elektroliz kapları için geçerlidir. Biz zaten paralel bağlı bir elektroliz kapı bilmeyiz. Elektroliz kapları için Kullandığımız kullanılır diyeyim bir e, kanundur ikinci kanun. Şimdi birazdan örneklerinde göreceksiniz zaten bizim e, seri bağlı elektroliz kaplarımız olacak. İşte burada atıyorum XY sıvısını elektrolize edeceğiz. Burada ZY sıvısını elektrolize edeceğiz. Bunlar birbirine bağlı ve sonrasında bir üretece bağlı olacak. İşte burada gerçekleşen değişimleri açıklamak için kullandığımız bir kanundur. İkinci elektroliz kanunu. Ve diyeceğiz ki arkadaşlar seri bağlı özdeş elektroliz kaplarında seri bağlı ki özdeş kaplar kullanıyoruz. Özdeş elektroliz kaplarında hop yazamadım arkadaşlar elektroliz süresi ve elektroliz süresi ve akım şiddeti aynı olduğu için akım şiddeti aynı olduğu için sevgili arkadaşlar kaplardan geçen yük miktarı da eşit olacak. Yani yük miktarları eşittir. Yani diyeceğiz ki atıyorum şu kaptan bir faradaylık bir yük geçiriyorsak, diğer kaptan da geçen yük miktarı bir faraday olacak. Ona göre burada toplanan maddelerin miktarlarını belirleyeceğiz ve bu miktarların aslında bir nevi karşılaştırmasını açıklıyor bu elektrolizin e, Faraday'ın ikinci elektroliz kanunu. Şimdi söylediklerimizin küçücük bir uygulamasını yapalım. Dedi ki ikinci kanun seri bağlı özdeş elektroliz kapların için geçerli ve bu kaplardan geçen yük miktarı eşit olacak. Mesela der ki sorumuzda özdeş ve seri bağlı kaplarımızdan ilkinde erimiş alüminyum klorür tuzunun ikincisinde erimiş sodyum klorür tuzunun elektrolizini yapıyoruz. Devreden 06, mol evet, 06 faraday yük geçirildiğinde kapların katotlarında toplanan metallerin mol sayılarını belirleyiniz. Şimdi biz şunu biliyorduk ki 1 mol elektron yükü 1 faradaylık yük miktarına eşitti. Dolayısıyla 06 faradaylık yük geçirdiğimizde aslında her iki kaptan 06 mol elektronluk yük geçiriyoruz. Buradan gönderdik 06 mol elektronluk yük miktarını. Şimdi Faraday'ın ikinci kanunu der ki buradan 0,6 mol elektron yükü geçtiğinde ikinci kaptanda geçecek yük miktarı 0,6 mol elektrondur. Biz burada katotlarda toplanan e, metallerin mol sayılarını belirleyeceğiz. Burada alüminyum artı 3 iyonlarımız var indirgenecek olan. Burada sodyum artı 1 iyonlarımız var indirgenecek olan. Birinci kabın katotunda gerçekleşen tepkimeyi yazacak olursak alüminyum artı 3 iyonları vardı. Ve her biri 3 elektron alarak alüminyum atomlarına indirgeniyor. Yani devreden 3 mol elektron yükü geçerse 1 mol alüminyum topluyoruz. İkinci kapta sevgili arkadaşlar sodyum artı 1 iyonları vardı. Her bir iyon bir elektron alır ve sodyum atomuna indirgenir. Yani 1 mol elektron geçtiğinde 1 mol metal topluyoruz. Şimdi ne geçti? Biz devreden birinci kaptan 0,6 mol elektron yükü geçirdik. O zaman birinci kapta 0,2 mol sevgili arkadaşlar metal toplamış oluruz. İkinci kaptan da 0,6 mol elektron geçti. Burada ise 0,6 mol metal toplamış oluruz. Yani aslında şöyle bir şey var bakınız. Yükleriyle topladığımız madde miktarları ters orantılı oldu. Yükü ne kadar küçükse o kadar fazla madde toplandığını söyleyebiliyoruz mol olarak konuştuğumda. Tabii ki grama çevirdiğimizde bu değişecektir ama mol olarak, mol olarak baktığımızda yüküyle toplanan mol sayıları ters orantılıdır. Aslında Faraday'ın ikinci kanunu bir nevi bunu da açıklıyor bize. Bir örnek daha yapalım. Ee, yukarıdaki özdeş ve seri bağlı elektroliz kaplarında erimiş, ergimiş, magnezyum klorü ve alüminyum klorür tuzları elektroliz edilirken birinci kabın katodunda 14,4 gram magnezyum metali toplandığına göre ikinci kabın katotunda kaç gram alüminyum metali toplanır diyor. Şimdi öncelikle biz dediğim gibi burada ee, katyonların indirgenmesinden bahsediyoruz katottaki indirgenmelerinden. Birinci kapta sevgili arkadaşlar magnezyum artı 2 iyonlarımız var. Katotta indirgenecek olan ve indirgenme denklemi de şöyle. Her 2 mol elektron yükü geçtiğinde 1 mol magnezyum metali topluyorum. İkinci kapta ise alüminyum artı 3 iyonlarımız var. Onun katottaki indirgenme tepkimesini yazacak olursak her 3 mol elektron geçtiğinde 1 mol alüminyum metali topluyoruz. Şimdi bunlar seri bağlı ve özdeş. Dolayısıyla her iki kaptan geçecek olan yük miktarları birbirine eşit. Yükü nereden bulacağım dersek sevgili arkadaşlar, bakınız şuradan. Şimdi 1 mol magnezyum 24 grammış. O zaman 14,4'ü 24'e bölerseniz sevgili arkadaşlar, buradan toplanan magnezyum metalinin molünü bulursunuz. Ki bu e, 0.6 mole denk gelir. Yani biz 0.6 mol magnezyum metali toplamışız. E o zaman ben bu değeri kullanarak şuradan ilk kaptan geçen yük miktarını belirlerim. 0.6 mol magnezyum metali toplanmışsa 1 mol için 2 mol lazımdı. Demek ki devreden sevgili arkadaşlar 1.2 mol elektron yükü geçmiş. Yani buradan 1.2 mol elektron yükünü geçirmişim. E seri bağlı özdeş kaplarda her iki kaptan geçen yük miktarı eşit olacaktı. Bu demektir ki sevgili arkadaşlar hop bu kaptan geçen yük miktarı da yine 1.2 mol elektron olmak zorunda. E 3 molden 1 mol elde ediyorsanız 1.2 molden 3'te 1'i 0.4 mol alüminyum metali toplamış olursunuz. Ama bunu gram olarak soruyordu. 1 molü 27 gram. O zaman 27 ile 0,4'ü çarptığımızda da sevgili arkadaşlar kaç gram olduğunu bulacağız. Bu da 10,8 gram alüminyum toplanması demektir. Okları takip ediniz. Ne yaptık? Önce toplanan magnezyumdan yük miktarını bulduk. Her iki kaptan geçen yük miktarı eşit olduğu için toplanan alüminyumun mol sayısını ve sonra da kütlesini bulmuş olduk. Sorumuzun yanıtı 11,8 gramdır arkadaşlar. Şimdi Faraday'ın ikinci elektroliz kanunu tekrar dönecek olursak biraz işlemler yaptık. Seri bağlılarda eşit e, yük geçiyor dedik. Demişti ki bize farklı elektrolitlerden eşit miktarda yük geçirilirse e, anot ve katotta meydana gelen kütle değişimi yani toplanan kütleler iyonların eşdeğer kütleleriyle doğru orantılıdır. Şimdi burada artık eşdeğer kütleyi tanımlayacak hale geldik. Eşdeğer kütle arkadaşlar bir maddenin mol kütlesinin tesir değerliğine oranıdır. Tesir değerliği alınan ya da verilen elektron sayısı aslında. Biz bunu iyon yükünden de çıkartabiliyoruz. Örneğin alüminyumun yükseltgenme basamağı artı 3'tür ve alüminyumun mol kütlesi 27'dir. Alüminyumun e, eş değer kütlesi nedir diye bulacak olursak eş değer kütlesi sevgili arkadaşlar mol kütlesi olan 27'nin artı 3'e yükü 3 elektron vermiş 3'e oranıdır. Yani 9 gramdır. Ya da magnezyumun yükseltgen ve basamağı sabit artı 2'dir ve magnezyumun mol kütlesi 24'tür. Biz magnezyumun eşdeğer kütlesini bulacak olursak mol kütlesi olan 24'ü 2 elektron verdiği için tesir değerli olan 2'ye böleceğiz. Yani 12 gramdır. Şimdi böyle anlaşılması da biraz zor. Ben size eşdeğer kütleyi şöyle tanımlayayım arkadaşlar. Aslında eşdeğer kütle devreden 1 mol elektron yükü geçtiğinde toplanan madde miktarıdır. Devreden 1 mol elektron yükü geçtiğinde toplanan madde miktarıdır. Şimdi bakınız hemen. Alüminyum ve magnezyum üzerinden ne dediğimi anlatayım size. Şimdi alüminyumun indirgenme tepkimesini yazacak olursak şöyle. Ve bu denkleme göre her 3 mol elektron geçtiğinde 1 mol yani 27 gram alüminyum topluyoruz. E, devreden 1 mol elektron yükü geçtiğinde ne kadar alüminyum toplarsınız arkadaşlar? 9 gram. Bakınız 1 mol elektron geçtiğinde eşdeğer kütlesi kadar madde toplamış olduk. Ya da magnezyumun yükseltgenme basamağı artı 2'dir. Hop indirgenme denklemi şu. Devreden 2 mol elektron geçtiğinde 1 mol yani 24 gram magnezyum topluyoruz. Devreden 1 mol elektron yükü geçerse yarısı yani 12 gram toplarız. Bakınız eşdeğer kütlesi kadar. Yani e, aslında sizin burada şunu bilmeniz önemli ve yeterlidir. Devreden 1 mol elektron yükü geçtiğinde toplanan madde miktarına e, biz eşdeğer kütle diyoruz ve hangi e, elektroliz sisteminden geçirirseniz geçirin 1 mol elektron yükü geçtiğinde toplayacağınız alüminyum miktarı hep aynı olur. Ya da şunlar seri bağlı elektroliz kaplarında olsalar arkadaşlar. Bakınız eşit miktarda yük geçirildiğinde eşdeğer kütlelerine göre miktarda madde topluyoruz. Diyelim ki buradan 2 mol elektron geçirseydik eşdeğer kütlesinin 2 katı kadar madde toplanırdı. Buradan 2 mol elektron geçirseydik eş değer kütlesinin 2 katı gram madde toplamış olurduk. E, tabii ki bunları biz denklemlerden direkt çıkartabiliyoruz. O yüzden de sizin özellikle burada bilmeniz gereken tekrar söyleyeyim. 1 mol elektron yükü geçtiğinde topladığımız madde miktarına eş değer kütle dediğimizdir arkadaşlar. Bu videoda Faraday'ın ikinci elektroliz kanunundan bahsettik. Bundan sonraki videomuzda bu ikinci kanunla ilgili uygulamalar yapacağız arkadaşlar görüşmek üzere